Herkese merhabalar, MadMan kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün grafik problemleriyle karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, video ders kitabımızda bolca soru var. Etkili matematik kitabında bolca soru var. Çıkmış sorular var, bunların benzerleri var. Hepsini adım adım yorumlayacağımız bir video olacak arkadaşlar. Hazırsanız önce video ders kitabımızı açalım. Şu grafik problemlerinin temel mantığını öğrenelim. Bugüne kadar çözdük arkadaşlar buradan soru. Özellikle hareket problemlerinde bu tarz sorular çıkmıştı. Aynı zamanda sayı problemlerinde de vardı. Ama şimdi daha da derinleştirme zamanı. İşte tam olarak grafik problemleri kısmında... Geldi bomba gibi başlayalım. Sevgili arkadaşlar ilk olarak burada çizgi grafiği var. Bakın bu çizgi grafiği problemlerinde. Şimdi diyor ki a bitkisinin boyunun zamana göre değişimi mi? neymiş arkadaşlar? Bakın gördüğünüz üzere burada 8 yılda burada bir büyüme var arkadaşlar. Buradaki büyüme ne kadar? Şu gördüğünüz büyüme 24 santimlik büyüme var. Yani 8 yılda 24 santimlik bir büyüme var arkadaşlar. O zaman arkadaşlar genel olarak bakın mantık şöyle gitsin. Birim zamanda ne kadar büyümüş? Yani bir yılda yani 8 yılda, 24, 1 yılda o zaman 3 santim büyümüştür. Yani birim zamandaki büyüme bizim açımızdan arkadaşlar burada önemli bir veri. Bakın burada da bir azalma var. Bakın gördüğünüz üzere hacim 75'ten 25'e düşüyor gördüğünüz üzere burada kısımda. Şimdi nasıl bakacaksınız aslında? Bakın burada zaman yani sıfırdayken, bakın 75'te, 5'te iken 25'te. Yani buradaki 5 saatte burada 50'lik bir azalma var. 5 saatte 50 azalıyorsa arkadaşlar, 1 saatte... 10 metre küp bir azalma söz konusu olacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada kısımda. Yani temel yorum birim zamanda ne yaptı ve işlemi bunun üzerine yapmak mantığını kurmalıyız. Şimdi gelelim buradaki sorulara. Şimdi bakıyoruz buraya. Yukarıdaki grafikte bir ağacın boyunu zamana göre değişim ve gösterilmiştir. 14. ayda boyu ne olur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. 6 ay geçmiş boyu ne kadar artmış? 30 metre artmış. Şimdi 6 ayda 30 metre arttıysa birim zamanda yani bir ayda ne kadar artacak? 6 metre artacak doğru değil mi? Pardon özür dilerim. 5 metre artacak. Çünkü neden? Bunu 6'ya böldüm bunu da 6'ya böleceksin. Peki 14 ayda e, 14 çarpı 5 yani 14 çarpı 5 artacak. Yani 70 metre artacak ama Başta 15 metreydi, 15 metrenin üzerine 70 metre artı artacak. Yani bu durumda 85 metre olacak buradaki ağacın boyu. Şimdi bakın geliyoruz buraya. Diyor ki yukarıdaki bir ağacın depodaki benzinin alınan yola göre değişimi belirmiştir diyor. Bakın burada ne kadar bir azalma var? 48 litre bir azalma var. Alınan yol 240 kilometre. Diyor ki kaç kilometre sonra yakıtı biter? Şimdi ben kafası çalışan bir adam. Bakın izleyin. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar 48 litre mazotu 240 kilometre de tükettiyse. Geri kalan 24'ü de tüketecek ya burayı sıfırlayacak. O zaman arkadaşlar buradan da nereye yakar? Bakın şöyle gidecek yani. Aslında burayı da, burayı da bitirecek yani yakıtı. Şimdi arkadaşlar bakın 48 ile 240 ise kalan 24'e de 120 daha gidecek yani burada. Yani 360 kilometre yol gidecek. Yani 120 kilometre sonra eldeki yakıt bitmiş olacak. Çünkü bakın 72'den 24'e düşmüş. Yani 48'lik bir azalma 240 kilometrede oluşsa kalan 24'lük de mazotta o zaman o da 120 pardon 240 olmuş özür dilerim. 48 litre 240 kilometrede bittiyse 24 litrede 120 kilometrede bitecek. Yani kaç kilometre sonra biter? 120 kilometre sonra. Yani toplam tüm depoyla ne kadar gider? Tüm depoyla 360 kilometre gitmiş olur arkadaşlar. Burada kısımda görüyoruz bunları. Daha kaotik sorularına bakacağız. Şimdi görüyoruz burada diyor ki aşağıdaki yukarıdaki sütun grafiğinde bir sınıftaki öğrencinin matematik sınavında aldığı notlar ve öğrenci sayısı gösterilmiştir. Bu öğrencinin aldıkları puanlar daire grafiğinde gösterilseydi 5 puana karşılık gelen daire diliminin merkez açısı kaç derece olurdu? Şimdi arkadaşlar aslında daire daire grafiği ile yüzde problemi birbirine çok benziyor. Şimdi orada yüzde kaç oldu? Burada 360'ta kaç oldu aslında? 360 derecelik kısımda kaç olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki öğrenci sayısı bakın. Puan olarak bir alan 8, 2 alan 5, 3 alan 14, 4 olan 2. 5 alan 11. Bunları toplayalım arkadaşlar böyle. Burada kısım. Ne oldu? On, 14, 11'de 25, 30, şurası 40. Toplam 40 öğrenci var. 40 öğrenciyi 40 öğrenci 360 dereceyi temsil ediyor. Tamamını temsil ediyor. Bana diyor ki burada 5 puan 5 puana karşıyken 5 puan alan kaç var? 11 var. 11 öğrenci neyi temsil eder? Kaç dereceyi temsil eder? Şimdi ben kafası çalışan bir adam. Bakın arkadaşlar. Öğrenci sayısının dokuz katı kadar derece var. Bakın yani kırkı dokuzla çarpmasak. O zaman bu da öğrenci sayısının dokuz katı kadar. Yani doksan dokuz dereceyi temsil eder. 11 öğrenci bu kadar. 11 öğrenci 99 de. 40 öğrenci 360 temsil ediyorsa 11 öğrenci 99 temsil eder. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde sorucu bakın ister illa da alta doğru gitmemiz gerek yok. Yanlardan da aynı gidişatı sağlayabiliriz ve çok hızlı bir şekilde soruları çözebiliriz. Bakın bir tane daha burada soru var. Buna da bakalım. Sınavda geçmek için en az 75 puan alması gerektiğine göre sınava giren öğrencinin yüzde kaçı kalmıştır diyor. Bu sefer sütüne bakacağız. Yüzde kaçı kalmıştır diyor. Şimdi bakalım. Eee Toplam kaç öğrenci var? Bakın toplam 1, 3, 7, 10, 14 ve 15. Bunları topladığımız zaman kaç oluyor? Şurası 10 oluyor, 20 oluyor. Şurası da 30 oluyor. 50 öğrenci var. Şimdi 50 tane öğrenci varsa bunlardan kalan, sınıfa giren öğrencinin yüzde kaçı kalmış? Şimdi kalan 75'in altında alanlar. 75'in altında alanlar ki bakalım. Bu 90 al. Bu bak bu, bu burası kalmış. Bu 75 almış. Bu 50 almış. 14 kişi burada kalmış. 15 işte burada. 15, 14 daha, 29, 7 daha, 36. Yani 36 öğrenci kalmış. Şimdi 50'de 36 ise yüzde kaç? E yüzde 72'dir arkadaşlar. Bu kadar yani. 50'de 36 öğrenci kaldıysa yüzde 72 öğrenci kalmıştır. Bu kadar. iki katı çünkü bakın. iki katı, iki katı çat çat diye olayı bulmuş olduk gördüğünüz üzere. Geliyoruz buraya. Yukarıdaki bir manavda gün içerisinde satılan meyvelere ait grafik verilmiştir. Buna göre satılan meyveler hangi sayı ile orantılıdır diye bize sormuş. Arkadaşlar aslında burada mantık şu. Şimdi bunun tamamı 360 derece ya bakın 150 var, 100 var, 250, 20 daha 270. Buraya da arkadaşlar 90 derece kalmış oluyor. Şimdi hem 90'ı hem 100'ü hem 150'yi hem 20'yi bölen sayı nedir? 10'dur arkadaşlar. Bunların hepsini böler. EBOB'u yani aslında bunların EBOB'u. O zaman buna ben direkt 9K. Bunu 10'a böldüm 10K. Bunu 10'a böldüm, bunu 15K, bunu da 10'a böldüm, bunu da 2K diye oran bir şekilde verebilirim. Ve sonraki işlemleri bunun üzerinden yapabilirim buradaki kısımda. Geldim buraya bakın. Bir mağazada bir ayda satılan T, K, M ve M ürünlerin dağılımı daire grafiğinde verilmiştir. Bu mağazada bir ay içinde toplam 90 ürün satıldığına göre T ürününün kaç tanesi T ürünüdür diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burası 144, burası 72. Şimdi 144 artı 72 ne ediyor arkadaşlar burada? 216 ediyor. 360'tan 216'yı çıkardığımız zaman 144 de burası ediyor arkadaşlar. Hatta bunu maviyle yazalım. 144 de burası ediyor. Şimdi 144, 144, 72. Şimdi ben kafası çalışan bir adamım. Bunların hepsi 72'ye bölünüyor. Ha, ortak bölünüyor 72. Şimdi bak. Bunu 72'ye böl, buraya 2K yaz. Bunu 72'ye böl, buraya 1K yaz. Bunu 72'ye böl, buraya 2K yaz. Yani 2K, K ve 2K. Oranlı bu şekilde. Yani toplam 5K kaç temsil ediyormuş? 90'ı mı temsil ediyormuş? 90 temsil ediyor. Bize neyi soruyor? t yani bize 2k'yı soruyor. Ben buradan k'nın 18 olduğunu, 2k'nın da 36 olduğunu şart diye bulup t ürününden 36 tane satılmış diye hemen olayı halledip yoluma devam edebilirim arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi bakın devam ediyorum. Burada bu sefer çizgi grafiği vermiş. Bakıyoruz. Bir AVM'de, AVM'de teknoloji mağazasına gelen müşteri sayılarının günlere göre dağılımı yandaki çizgi grafiğinde verilmiştir. Yukarıdaki çizgi grafiğine göre mağazanın 4 günde toplam kaç müşteri gelmiştir diyor. Arkadaşlar bugün 15, Bugün salı 45. Çarşamba 60. Perşembe de 30. Bunların toplamı kadar gelmiş. Yani 60, 60, 120, 150. Günlük ortalama müşteri sayısı kaçtır diyor. Bunların toplamının yani kaç kişi toplamının gün sayısına bölüm yani 150 bölü 4 oluyor arkadaşlar. O zaman 37,5 mu oluyor? Evet. 37,5 müşteri gelmiştir günlük olarak. ...diyip yoluma devam edebilirim. Buradaki çizgi grafiğinden okuyorum. Geliyorum buraya. Yandaki çizgi grafiğinde Ali, Seray, Elif ve Mustafa'nın elindeki dolar miktarları verilmiştir. Buna göre bu dört arkadaşın elindeki para miktarının daire grafiğinde gösterseydi bu dört arkadaşa ait daire dilimlerinin merkez açıları nasıl olurdu diyor. Çok basit bir soru. Neden? Ali 220, Seray 180, Elif 200, Mustafa da 120. Şimdi ben gelip bunların, bakın bunların her birinin gördüğünüz üzere aslında oranlı olacak ya. Yani aslında yüzde gibi düşün oran. 220, 200, 180 ve 120 hepsini oranladığım zaman hepsinin bölündüğü bir sayı var. Ne? 20. Nereden anlıyorum arkadaşlar 20 olduğunu? Çünkü abi 200 ile 180 aslında 20 fark var. Yani aradaki farktan daha büyük ebeve olamaz ya buradaki dörtlüğünün. O zaman 20. Şimdi bak bunu 20'ye böldüğümüz zaman burası kaç K olur? 11 K. Bunu 20'ye böldüm bu 10 K. Bunu böldüm 9. Bunu böldüm 6 gördüğünüz üzere. Şimdi bakın 11, 10, 9, 6. Bunlar toplamda ne oldu? 36K eşittir 360 derece. 360 derece. Ayrıca her bir K 10 derece eşit o zaman. O zaman bunun gördüğü açı 110 derece. Bununki 100 derece. Bununki 90 derece. Bununki de 60 derece olur. Gördüğünüz üzere merkezi açılarını çat diye rahatlıkla gayet temiz bir biçimde bulmuş oldum sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi etkili matematik kitabını açalım. Daha zor, daha kaotik Buradaki grafik sorularını çözelim ve bu davayı tam olarak kapatalım arkadaşlar. Güzel bir de e, videomuz olsun buradaki kısımda. Hemen geçelim ve soruları çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlayalım. Sorumuz bu. Bir sitedeki daire tipleri ve bu dairelerin farklı metrekareye sahip olanların sayıca dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Daire tipleri ve 2 artı 1 daire çeşitlerinin de metrekareye göre dağılımı göstermiş. Buna göre 2 artı 1 dairelerin 60 tanesi 90 metrekare olduğuna göre kaç tane 3 artı 1 daire var? Şimdi bakın arkadaşlar burada öncelikle bu ÖSYM'nin sevdiği bir soru tipi. Çünkü önce bir daire grafiği var. 2 artı 1'ler, 3 artı 1'ler ve 1 artı 1'ler. Sonra bu 2 artı 1'i ayrıca bir daire grafiğinde daha göstermiş. Bunların metrekaresine göre. Şimdi bakın ben kafası çalışan adamım dediğim gibi. Diyor ki 60 tanesi 90 metrekare. Bakın 90 metrekare neresi? Bakın burası açılara bakalım. 60, 120, burası da 180 derece. Şimdi bakın. 90 metrekare 180 dereceyi temsil ediyor. Ve 60 tane varmış. Bakın 60 tane. Bundan 60 tane varmış. Bakın bu neyle temsil ediyor? 180 dereceyle temsil ediyor. Doğru değil mi? E burada 2 artı 1 dairelerin tamamı kaçla? 360 ile. Yani 180 dereceli temsil edilen 60 tane ise o zaman 2 artı 1 daire sayısı 120 tanedir arkadaşlar burada. Çünkü iki katı kadar 2 artı 1 daire vardı. Şimdi 2 artı 1 daire sayısı 120 tane ise Şimdi bakın dikkat edin. 110, 110, 130. O zaman burası 120 derecedir. Yani burada 120 dereceyi 120 daire temsil ediyor. E 3 artı 1 de 130 dereceydi. O zaman 130 daire temsil eder. O zaman ben buradan gelip 130'u işaretleyebilirim arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla. Bu şekilde işin içerisinde çıktım gördüğünüz üzere. Geliyorum buraya. Şeker, su, tuz, şeker, su, tuz karışımı. Yukarıdaki dernek grafiğinde birinci karışımın ağırlığı 40 kilogram. ikinci karışımın ağırlığı 90 kilogram. Buna göre ikinci karışımda kullanılan tuz miktarı, birinci karışımda kullanılan şeker miktarından kaç kilogram fazladır demiş. Şimdi bu 40, bu 90. Şimdi ne diyor? İkinci de kullanılan tuz, birdeki şeker. Birdeki şekeri bulacağım. Bulalım arkadaşlar birdeki şekeri. Şimdi bakın bu 40 grammış değil mi? Tamamı. Şimdi arkadaşlar bakın kafayı çalıştırıyorum. Çok basit ya. Bakın 40 gram 360 dereceyle temsil edilmiş gördüğünüz üzere. Yani kaç derece ise bakın kaç derece ise gördüğünüz üzere 9'da 1'i kadar grama denk geliyor. Peki şeker bakın 120. Burası 150. O zaman buraya 90 derece kaldı. O zaman şeker 90 dereceyle temsil ediliyorsa 9'da 1'i yani 10 gram ya da 4'te 1'i 4'te 1'i bakın gördüğünüz üzere. O zaman burada 10 gram şeker var. Şimdi geliyorum buraya. Bunda 90 gram var ya. Bakın 90 gram 360 dereceyle temsil ediyormuş. Şöyle. E bunun kaçta kaçı? 4'te 1'i. E şimdi bana diyor ki buradaki tuz miktarını bul. E, bulalım. Şuna şunu topladım ne oldu? 90 derece. 110 daha 200. O zaman burada 160 derece kaldı. O zaman burası 160 derece ise o zaman bunun dörtte biri kadar olmayacak mı yani buradaki şey, tuz miktarı da? Yani 40. Çünkü 360 derece 90 gram tamamını temsil ediyorsa dörtte biri dörtte biri. O zaman burada 40 gram var gördüğünüz üzere. O zaman burada tuz da 40 gram. Diyor ki bana kullanılan şeker miktarından kaç kilogram fazla? Biri 40, biri 10. Aradaki fark da arkadaşlar buradan çok basit bir şekilde hemen 30 olmuş oluyor. Olayımızı çözdük arkadaşlar burada kısımda. Geliyoruz buraya. Bakın yine iki tane daire grafiği var. Aşağıda birinci grafikte bir ilçede bazı meslekleri yapan kişilerin dağılımı. ikinci grafikte ise bu ilçedeki doktorlar içerisinde kişilerin uzmanlık alanları dağılımı. Bakın yine aynı mantık. Bakın burada önce şeyler var. Doktorları ayrıca gelip burada bir daha dağıtmış. Ayrıca onun içerisinde bir sekme açmış. Diyor ki bu ilçede 180 tane ortopedi ekimi olduğuna göre diyor. Bu ilçede mühendis sayısı aşağı hangisi olamaz diyor. Mühendis sayısı aşağı hangisi olamaz diyor. Nerede mühendis? Yani şu diğerlerin içinde olacak mühendis sayısı. Şimdi geliyoruz bakın arkadaşlar. Ortopedi neymiş? Kaçmış? 180 kişiymiş ortopedi. Şimdi bakın kafayı çalıştıralım burada. Şimdi burada ortopedi hekimini kaç derece temsil ediyor ona bakalım. Şimdi bu 99, bu 153, bu ikisini topladığım zaman arkadaşlar kaç oldu arkadaşlar bu ikisini topladığım zaman? 252 oldu. Doğru değil mi? 252, 360'dan geriye kalan nedir? 252'den 108 derece. Yani arkadaşlar bu durumda 108 derece, 180 kişiyi temsil ediyormuş. 108 derece, 180 kişiyi temsil ediyormuş. Şimdi ben burada 360 derecenin neyi temsil ettiğine bakacağım ki ben dediğim gibi kafası çalışan adamım. Sizler de benim öğrencim olduğunuz için öylesiniz. Bir kere 108 360'a çat diye gelemez bir şeyle çarpılarak. O zaman sektirip zıplatacaksın. Nasıl sektiriyorsun? Önce bunu 3'e böl. 36 derece. E bunu da 3'e böl. 60 kişi. E bunu 10'la çarp. 360. E bunu da 10'la çarp. 600 kişi. O zaman şu gördüğünüz tamamı 600 kişi ve 600 kişi burada doktorlar olarak 60 dereceyle temsil ediliyor. 600 kişi Bakın 60 yani derecenin 10 katı kadar kişi var yani buradaki durumda. Şimdi geliyorum ben burada diğerlerine bakacağım. Bakın 60 bu, 40 bu, 100, 100 bu, 200, 280. O zaman buraya da 80 derece kalıyor. O zaman 80 derecede 800 kişiyle temsil edilir diğer kısımda. Peki diğer kısımda mühendis. Mühendis 802 hayatta olamaz. Çünkü mühendis diğer kısımda temsil edildiği için diğer kısmına kalan arkadaşlar burada genel meslekler arasında 800 kişi olduğu için bu mümkün değildir demiş oluyoruz arkadaşlar burada kısımda. Şimdi gelelim güzel bir soruya. Bakın. Aslında bu bir hareket problemi sorusu da diyebilirsiniz buradaki soruya. Diyor ki yukarıdaki grafikte iki bitkinin aylara göre boylarının değişimi verilmiştir. Buna göre bu iki bitki aynı anda dikildikten 3 yıl sonra boyları farkı kaç santim olur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Burada kafayı şöyle çalıştıralım. Boyları farkını sormuş. Kaç santimetre olur? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Biri 17, biri 10. Değil mi? İki ay sonra, iki ay sonra bu buna yetişmiş. Yani aslında şöyle, bu da büyüyor, bu da büyüyor ama iki ay sonra bu şu yediği kapatıyor. Hani aslında iki araç var. Bakın şöyle düşünün, ikisinin boyunu düşünelim. Bakın biri burada, diğerinin boyu burada. Bu da ilerliyor, bu da ilerliyor iki araç. Şimdi iki ay sonra ikisi aynı boyda oluyormuş. Yani şu aradaki 7'yi 7 santimi kapatıyor. Şimdi 2 ayda 7 santimi kapattıktan sonra bakın şu an aynı boydalar bunlar. 2 ay sonra. Diyor ki bana 3 yıl sonra boy fark. Şimdi her 2 ayda 2 ayda 7'yi kapattıysa eşit oldu. O zaman her bir 2 ayda 7 7 arayı açarak devam edecek. Peki 3 yılda kaç tane 2 ay var? 3 çarpı 12'de 36 ay var. Doğru değil mi? Şimdi arkadaşlar ilk 2 ay geçti zaten. Diyor ki bu iki bitki aynı anda dikildikten 3 yıl sonra. İlk 2 ay geçti. Yani geriye 34 ay kaldı. 34 ay kaldı. Şimdi 34 ay içerisinde kaç tane 2 ay var? 17 tane 2 ay var. Doğru değil mi? Peki her bir 2 ayda ne kadar kapatıyor arayı? 7 7 kapattı bir de açmaya devam edecek artık arayı. O zaman 17 çarpı 7. Yani 119 santim araya açmış olur. Yani ilk iki ayda 7'yi kapattı sonra aça aça devam edecek. 3 yılda 36 ay var. İlk iki ay çıkardım 34 ay. 34'ün içinde 17 tane 2 ay var. Her bir iki ayda 7 araya açacaksa 17 çarpı 7'den cevabımız 119 gelmiş oluyor. Çok temiz bir soru çözümü arkadaşlar. Buradaki soru çözümümüz. Geldik buraya. Diyor ki Islahiye Lisesi'nin öğrenci temsilcisi olmak için aday olan öğrenciler ve aldıkları oylar aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir diyor. Sütun grafiği burada. Adayların oylarının dağılımı daire grafiğinde gösteriniz Abi gösteririm ya benim için fark etmez. Bak 300 bu. 700 bu. 500 bu. Abi hepsinin bölündüğü 100 değil mi? O zaman bu 7K. Bu 5K. Bu da 3K. Yani toplam burası kaç K? 15K 360 dereceye eşit. Şimdi bakın. 15K 360 derece ise K neye eşit? Bakın 15'e böldüm. 360'ı da 15'e böleceğim. Nasıl bölerim? 360'ı 15'e böleceğiz. Kaç kere vardır sizce? 150'de 10 kere var, 300'de 20 kere var, 360'da 24 kere var, yani 24 derece. Her bir k 24 dereceye eşit oluyormuş. Şimdi buna göre başlıyorum. A ne? 3k. 3 çarpı 24. Yani ne olacak? 108. Mavi 108 olacak. Şu değil, bu değil. Ee, bu, pardon. Ee, 3 çarpı 24. 72. Özür dilerim. 72 olacak. 3k ya. 24 derece k. 72 olacak. Bakın. Bu değil. Bu 90. Bu da değil. Şu ikisinden biri. Devam ediyorum. Valla bence bu da değil kesin. Çünkü neden geri kalan 24'ün katı 5 çarpı 24 120 derece olacak. Zaten burada. Biri 72. Mavi olan 72. Diğeri 120. Diğeri de 168 diye çat 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 olayları hallettim. Yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Burada kısımda. Geldim buraya. Aşağıda sütun grafiğinde 4 kişilik bir ailenin bir yılda aldığı tedbirlerle su tasarrufu gösterilmiştir diyor. A, B, C, D. A bilmem ne bilmem ne. B bilmem falan filan. Ortalama olarak yukarıda verilen miktarda su tasarrufu yapılmıştır diyor yukarıda vermiş tusadır Buna göre bir ton suyun 5 TL olduğu bir şehirde yukarıda gelen tedbirlere uygulan bir ailenin elde ettiği yıllık tasarruf miktarı oranlarını gösteren daire grafi aşağıdakilerden hangisidir diyor Evet dört kişilik bir ailenin vermiş bir ton suyun 5 TL olduğu bir şehirde diyor buradaki evet, uygulanan elde ettiği yıllık tasarruf miktarlarını demiş. Arkadaşlar sonuçta hepsi 5 TL olduğu için burada bir ton suyun 5 TL olmasının bir önemi yok. Çünkü burada önemli olan yani hepsini 5'e çarpınca fiyatı bulacaksın da gerek yok. Zaten oran devam edecek ya burada. Sen buna göre bakabilirsin. Şimdi 14, 30, 38 ve 62. Hmm. Bunların hepsini bölen sayı nedir? Hepsini bölen sayı 2 gibi görünüyor. 2 gibi görünüyor hepsini bölen sayı. Ama gerek yok. Şöyle yapalım. 62, 38 daha kaç etti? Burada. 100. 30 da 130 14 da 144 yani 144 ton 360 dereceye temsil edilecek. Okey. Bize şimdi ben tek tek bulacağım. 144 ton. Hepsini tek tek buradan bulacağız. Valla çok abidik uydik sayılar çıkacak. Hayırlısı Allah'tan. Hadi gelin başlayalım. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Valla arkadaşlar şimdi şöyle düşünüyorum. Ben kafam şöyle çalışıyor. Şimdi ben 144'ten hani mesela örnek veriyorum bize 62 ton kaç dereceye denk geldiği çapraz çarpımı yapmak yerine şöyle düşünüyorum. Abi ben 144'ten 360'a nasıl gelirim? 144'ten 360'a gelmek için 3'e bölüp 10'la çarpmak gerekiyor arkadaşlar. Yani 3'e böl 10'la çarp. Ancak pardon özür dilerim. 4'e böl 10'la çarp. Ha şimdi oldu. 4'e böl 10'la çarp şeklinde gidilebilir burada kısımda. Şimdi buraya bakıyorum. Şuradaki kısımda. 4'e bölüp 10'la çarpacağız. Hadi bakalım hayırlısı Allah'tan. Geliyorum buraya. 62. 62, 62 4'e böl. Ne oldu? 31 bölü 2 oldu. Yani ne oluyor arkadaşlar? 31 bölü 2. 15 buçuk oluyor. 10 çarp. 155 dereceyle temsil edilir. Ya yani şunu yapmaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum burada? Mesela ben abi 144 ton 360 derecede illa da hani alta alta yapmak zorundayım. Diyorum ki abi ben 144 ton gelmek için 3'e bölüp pardon 4'e bölüp 36'yı bulacağım. Sonra 10'la çarpıp 360. Yı. Yani burada da 62'yi 4'e böldüm. 15.5'ü buldum. 10'la çarptım 155 dereceyi buldum. Yani bu 155 dereceyi temsil. Edin. Ha isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Dersin ki ya kardeşim ben böyle çözmüyorum. Ya bunda en azından dediğiniz mantıklı olabilir. Yani bunu kabul edebilirim. Normalde çok kabul etmedim biliyorsunuz. Mesela şunu kabul edebilirim. Dersin ki kardeşim ben hiç buraya girmiyorum. Ben burada 62'nin şeyini bulacağım ya. 62'yi bulacağım. Dersin ki 62'de kaçtır? Çaprazı yapıştırırım. 360 çarpı 62 bölü 144 eşittir x. Şununla şunu sadeleştiririm. Burada 4, burada 10 kalır. Şununla şunu sadeşim. Burada 5 kalır, burada 2. Bununla bunu sadece 31. 31 çarpı 5'ten 155 derecedir. Bu da diyebilirsin. Yani o zaman burada b 155 derece olacak. B, b nerede? Bu değil, şu değil. 160 derece. Bu üçünden biri evet. Şimdi burada nasıl olabilir? 80, 80, 95, 95, 90. Valla D'ye bakalım. D'miz nerede? D'miz 14. Yani 14'ü 4'e bölüp yani 3,5 5'e 35 derece olacak. 35 derece olan da bu var. Vallahi cevabımız yok. Denizli de olabilir. Şunlar da gitti. Şu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Şu an D'miz 35. D'miz 35. B'miz 155. B'miz 155. Valla C'ye bakalım. C nerede? C'de 30 mu? 30'u 4'e bölüp 5'e çarpacağız. O da 7,5 çarpı 75 olur. O da 75 olacak. O zaman cevabımız Edirne oluyormuş arkadaşlar. Burada kısımda bu şekilde çözmüş olduk bu soruyu da. Geldim buraya. Aşağıdaki dairesel grafikte bir işçinin aylık harcamasının dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki aylık harcamaların miktarının sütun grafiğinde gösteriniz diyor. He gösterilmiştir diyor. Hmm. Okey. Buna göre A sayısı kaçtır demiş. Ha. A sayısı kaçtır? bu kolay. Neden kolay? Bakın çok basit. Bu 130 dereceyle temsil ediliyor. Burada ne? 520 lira. Kaç katı? 4 katı. Bu 70 ile temsil ediyor. Burada kaç? 270. Kaç katı? 4 katı. E abi buraya kaç kalıyor? 160 derece. O zaman bu da bunun 4 katı olacak. 160'ın 4 katı da 640. Heh, burada Adana. Cevabımız buradan 640 oluyor. Yani derecenin 4 katı zaten. Hemen şıkkı buradan işaretleyip yolumu arkadaşlar hızlı bir biçimde devam edebiliyorum. Devam edelim başka bir tane daha sorumuz var. Burada bir tane daha sorumuz varmış. Aşağıdaki daire grafiğinde dört farklı meyve türünün bir yıl içerisindeki toplam üretim miktarlarının dağılımı gösterilmiştir diyor burada kısmı. Bir yıl içerisinde üret, üzüm ve armut üretim miktarı eşit olup, üzüm ve armut eşit olacak. Tüm meyvelerin yüzde kırkını oluşturuyor diyor. Şimdi arkadaşlar bakın tüm meyveler 360 dereceyle temsil ediyor ya. Yani 100, yüzde kırk yani 100 360 derece. Biz burada kırkı bulacağız doğru değil mi? Yani yüzde kırkı bulacağız Şimdi önce ben şöyle yaparım. 10 bakın %100 360 dereceyle temsil ediliyor. Yüzde %10 36 dereceyle temsil edilir. E abi %40 da o zaman 144 derece. Yani bakın 10'a böldüm 4 ile çarptım. Yani 144 dereceyle temsil edilir. Ama bu armut ve armut ve ne eşit? Armut ve üzüm eşitse o zaman bu 72 derece. O zaman bu da 72 derece. O zaman mantıken çileğe de 72 derece kalıyor 360 olduğu için. Bunları yazdım. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım arkadaşlar hangisi yanlıştır. Hemen Çilek üretimi üzüm üretimi eşittir. Doğru. Çünkü ikisi de 72 derece. Çilek üretimi 72'dir. Doğru. Elma üretiminin 3 katı çilek, üzüm ve armut üretiminin toplamının 2 katına eşittir diyor. Elma üretiminin 3 katı yani 144 çarpı 3. 72, 72, 72, 216 çarpı 2 eşittir. Vallahi de doğru arkadaşlar. Bu da doğru. Üzüm ve çilek üretiminin toplamı elma ve armut üretiminin toplamına eşittir diyor. Yanlış arkadaşlar. Üzüm ve çilek 144 eder. Diğer ikisinin toplamı 216 eder. Hiç de i̇şte eşit. Görünmüyor gördüğünüz üzere gayet temiz bir şekilde sorumuzu çözerek yolumuza devam etmiş olduk. Şimdi şöyle bakıyor bakalım Ne varmış? Var var sorumuz var. Bir sürü sorumuz var. Geldim bir sonrakine. Buraya. Aşağıdaki sütün grafiğinde bir fabrikada üretilen ABC ürünlerin miktarları verilmiştir. Bu ürünün bir kısmı kullanılarak elde edilen yağ miktarlarının oranları ise yandaki dairesel grafikte verilmiştir. A üründen 480 gram yağ elde edildiğine göre ABC ürünlerinin yağ elde edilmeyen kısımları kaç kilogramdır diyor. Şimdi arkadaşlar A'dan 480 bakın burası 80 derece 120 derece 200 etti burada 160 derece. Yani 160 dereceden 480 gram çıkıyormuş. Bakın 3 katı. Derecenin 3 katı. Derecenin 3 katı. O zaman bundan 360 gram çıkar. 360 gram çıkar. O zaman bundan da 240 gram çıkar. Gördüğünüz üzere. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, ne diyor? B'den 360 gram çıkmış. B'den 360 gram çıkmış. B nerede? B'den 1200 varmış. 360 gram çıkarırsa ne olur? 840 gram kalır değil mi? Şu gitti. Geriye kalanlara bakıyoruz. Şunlar gitti. A'dan zaten 480 çıkmış. Abi A zaten 1800. 1800'den 480 çıkarsa 1320 olur. Zaten bu gider. Cevabımız direkt burada. Adana mı? Adana o bir hatamız mı var? A'dan 480 gram. A'dan 480 gram. A B, C Ya elde edilmeyen kısımları kaç kilogramdır diyor. A'dan 1800. 100. Tamam. B'den C'den de 240'mış. E, 900'den 240 çıkarsak 660 olur. Cevabımız evet cevabımız burada Adana oluyor arkadaşlar. Şurayı değiştiriyorum. Burayı direkt değiştiriyorum. Burada cevabımız hemen sizde de baskı hatası varsa hemen şöyle şurayı Adana yapalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başka ne var? Burada bir tane daha sorumuz varmış. Aşağıda ev yapımı yapılan bir şirkette ait 5 farklı şehirde inşaatlarda çalışan işçi sayısı dairesel grafikte ve bu inşaatların sonucunda bir yıl boyunca toplanan yapılan toplam ev sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir diyor. Bu işçi sayısı bu da ev 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 sayısı evet. Buna göre hangi şekilde inşaatlarda ev başına çalışan işçi sayısı en fazladır diyor. Şimdi ev başına çalışan işçi sayısı bakın arkadaşlar. Burada kafanız karışabilir. Mesela ev bir ev başına çalışan işçi sayısı diyor mesela. Mesela 10 eve 100 işçi çalış 10 yani eve 60 işçi çalışıyorsa bir eve kaç 6 işçi çalışır doğru değil mi? Aslında sen ne yaptın? Burada şunu yapıyorsun. Bak işçi sayısını ev sayısına bölüyorsun. İşçi sayısını ev sayısına oranlıyorsun aslında. Yani bir ev için düşen işçi, işçi sayısı, toplam işçi sayısını ev sayısına oranlıyorsun. Şimdi bakın burada da şöyle yapalım. Bakın burada vermiş ya bunların hepsini. Bakın bu 90 derece. Diyelim ki burada hepsinin derece şeklinde olsun. Şimdi bak Antalya ne? 2000 ev yapılmış. Abi buna 2 de önemli değil. Orana bakacaksın ya. Antalya nerede burada? Antalya 60. 62'ye böl 30. Ev başına düşen işçi. Şimdi diye geliyoruz Ankara'ya. Ankara 5. Ankara nerede? 120. 125'e böl. 24. Isparta 1. Isparta ne? 10. O zaman 10'u 1'e böl 10. Trabzon 4. Trabzon ne? 90. 90 bölü 4. 45. 22,5 yani. El başına düşen Bakın geliyorum buraya bakın. Samsun. Samsun 80. 80'i kaça böleceksin? 3'e böleceksin. Ya yani bu da 80 bölü 3. Kaç ediyor 80 bölü 3 arkadaşlar? 75'te kaç kere var? 25. Valla 25, 26, 26, 78 etti. 26, 1,6 üzeri devirli oluyor bu da. Diyor ki en fazladır diyor. Vallahi Samsun'da şu an en fazla görünüyor arkadaşlar. Burada cevabımız Edirne oluyor. Şunu hemen şurayı değiştirmek arkadaşlar. Edirne olacak buradaki kısımdaki cevabımız da. Bunu en azından hani bazı baskılarda bir problem var. Olanlar için söylemiş olayım. Burada cevabımız Edirne. Çünkü ne yaptım? Aslında şunu yaptım. Yani bana ne demek? Ev başına düşen işçi sayısı. Yani işçi sayısını ev sayısına oranlayacağım. Bu şekilde bulacağım arkadaşlar. Çok seri bir biçimde cevaba gitmiş oluyorum. Gelelim son sorumuza. Çözülen soru sayısı kalan soru sayısı. Bakın burada eşitleniyor. Bu ne demek aslında? 100 demek. Yani yarısı çözülmüş yarısı kalmış yani. Kalan soru sayısı ve çözülen soru sayısı eşitse tam 100 yani. 200 soru varmış. 100'ü çözülmüş. Buna göre Kübra 103 3 saatte 100 soru çözmüştür. Vallahi 3 saatte 100 çözmüş, 100'de kalmış. Kübra 6 saatte çözmesi gereken soruların tamamını çözmüştür. E bu da doğru sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. 3'e gelelim. X 3'ten büyükken X saat sonra Kübra'nın çözmesi gereken soru sayısı yarısından fazlasını çözmüştür. Diye. Evet. 3'te tam yarısını çözmüş. 3 saatten fazla yarısından fazlasını çözmüştür. Bu da doğru. Cevabımız burada 1, 2, 3 oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet grafik problemleri de bu şekilde. Bolca örneklendirdik aslında bugüne kadar. Burada da birazdan kafanızda oran kısmını netleştirmeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.